Merhaba sevgili çocuklar, yine bir Türkçe dersiyle karşınızdayız. Bugünkü Türkçe dersimizde okuma anlama çalışması yapacağız. Kitabım isimli şiiri okuyacağız ve şiirle ilgili soruları cevaplandıracağız. Kitabım. Kitap en iyi arkadaş. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsa en sonunda çalış, iyi, doğru ol der. Geceleri uyumaz o, beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Evet çocuklar, şiirimiz bu. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın yazmış olduğu Kitabım isimli bir şiir. Şimdi sorularına geçelim. Sorularını cevaplandıralım. Şiire göre en iyi arkadaş kimdir diyor. Çocuklar, metinle ilgili, şiirle ilgili soruları cevaplandırırken tekrar o metne ve şiire dönmemiz gerekiyor. Yanlış hatırlayabiliriz. Tam ve doğru olarak cevaplandırabilmemiz için şiire tekrar dönüp şiirin ilgili kısımlarını tekrar okumamız gerekiyor. Kitap en iyi arkadaş, bana neyi sorsam söyler. Şiire göre en iyi arkadaş kimmiş? Kitapmış çocuklar. Kitap en iyi arkadaş diyor, burada yazıyor birinci mısrada. Uzun cevap verecek olursak çocuklar, şiire göre en iyi arkadaş kitaptır diyoruz. Bu uzun cevap çocuklar. Kısa cevap verebilir miydik? Evet verebilirdik. Kısa cevabımız nasıl olmalıydı? Kısaca kitaptır diyebilirdik ve noktamızı koyabilirdik. Uzun cevap verdik, kısa cevap verdik. Peki şöyle yapsaydık acaba cevabımız tam doğru olur muydu? Şiire göre en iyi arkadaş kimdir sorusuna cevap olarak yalnızca kitap yazsaydık. Kitap yazmış olsaydık çocuklar, cevabımız eksik olurdu. Çünkü sorulara cevabı bir cümleyle vermemiz gerekiyor. Ama bunu tek sözcükten oluşan bir cümleye dönüştürebiliriz şöyle. Kitaptır şeklinde, o zaman cevabımız doğru olur. İkinci sorumuza geçelim. Diyor ki kitap en sonunda ne der? Yine şiirimize dönüyoruz. Ne anlatsa en sonunda çalış, İyi, doğru ol der. Kitap en sonunda, uzun cevap yazalım. Kitap en sonunda çalış. Tabi bunu kitap söylediği için tırnak içerisine almamız lazım çocuklar. Çünkü kitabın söylediği şey bu. Çalış, iyi, doğru ol der. Uzun cevabımız bu şekilde. Peki buna kısa cevap verebilir miydik? Verilebilirdi tabii ki. Hemen kısa cevabımızı verelim. Yine tırnak içerisine alıyoruz çünkü kitabın söylediği, başkasının söylemiş olduğu bir cümleyi çocuklar aktarırken tırnak içerisinde aktarıyoruz bunu. İyi, doğru ol der diyoruz. Kısa cevabımız da bu şekilde. Üçüncü sorumuza geldik. Şiirin başlığı nedir? Çocuklar, şiirin başlığı kitabım, görüyoruz zaten. Başlıkla ilgili şiirin başlığı tırnak için alalım. Kitabımdır. Başlık çocuklar, şiirin orta yerine, en üstüne, en üstün orta kısmına ve büyük harflerle yazılıyor. Bunu unutmayalım. Dördüncü sorudayız. Şiirin konusu nedir? Ne anlatıyor çocuklar? Şiir bize ne anlatıyor? Tabii ki kitabı anlatıyor. Şiirin konusu, yine tırnak içerisine alıyorum, kitaptır şeklinde cevaplandırıyoruz. Peki kısa cevap verebilir miydik? Evet, sadece şurayı silip kitaptır demiş olsaydım da yine bir cümle kurmuş olacaktık ve verdiğimiz cevap kısa cevap olacaktı ama doğru olacaktı çocuklar. Şiirin şairi kimdir diye sorulmuş 5. soruda. Şiirin şairi yerine ozan kelimesini de kullanabilirdik. Eş anlamlı kelimelerdi bunlar. Şiirin ozanı kimdir? Şiirin şairi kimdir sorusu. Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır diye kısa cevap verebiliriz. Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Uzun cevap nasıl olacaktı? Şiirin şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır şeklinde olacak. Şiirde kaç mısra vardır diyor. Parantez içerisinde dize verin demiş. Çocuklar, mısra ile dizenin eş anlamlı kelimeler olduğunu biliyorsunuz. Dize neydi? Onu bir hatırlayalım şimdi. Şiirin her bir sırasına bir dize adı veriliyordu. Birinci dize, birinci mısra yani, ikinci mısra,
Yani ikinci dize, üçüncü dize, dördüncü dize. Çocuklar, şu bölümün adı dörtlük ya da kıta. Bu birinci dörtlük. Hemen şuraya geçelim. Çocuklar, bu da ikinci dörtlük. Dizeleri tekrar söyleyelim. Birinci dörtlüğün birinci dizesi. Burası birinci dörtlüğün ikinci dizesi. Birinci dörtlüğün üçüncü dizesi. Birinci dörtlüğün dördüncü dizesi. Buraya atladığımızda çocuklar ikinci dörtlüğe geçmiş oluyoruz. Evet, ikinci dörtlüğün birinci dizesi. İkinci dörtlüğün ikinci dizesi. İkinci dörtlüğün üçüncü dizesi. İkinci dörtlüğün dördüncü dizesi. Dizeyi, mısrayı zannediyorum anladık. Dörtlük kelimesini de şuraya yazalım. Kıta olduğunu söyleyelim çocuklar. Dörtlük. Dörtlüğün diğer adı da kıtadır. Bu şiir iki kıtadan oluşuyor. Birinci kıtası ve ikinci kıtası. Birinci kıta bura, ikinci kıtası bura. Şiirde kaç dize vardır diyor çocuklar. Birinci dörtlükte dört tane, ikinci dörtlükte dört tane, sekiz tane dize var. Hemen cevabımızı verelim. Şiirde sekiz mısra, yani dize vardır. Şiir kaç kıtadan oluşmuştur diyor. Biraz önce cevabını verdik çocuklar. Her şiirin dört dizeden oluşan bölümüne biz kıta adını veriyoruz. Yani dörtlük adını veriyoruz. Evet, birinci dörtlük dört dizeden oluştuğu için. Bu da ikinci dörtlük. Şiir dört kıtadan oluşmuştur diye cevabımızı verelim. Evet, zannediyorum son soru. Şiirin birinci kıtasında kaç kelime vardır diyor. Çocuklar, kelimeler anlamlı da olabiliyordu, anlamsız da olabiliyordu. Ve şu boşluklar bizim için önemliydi. Kelimeleri sayarken bu boşlukları sayacaktık. Bu boşluklara bakacaktık daha doğrusu. Kelimeler arasında mutlaka boşluklar bırakılmak zorundaydı. Yazım kurallarında bunu anlatmıştık. Kelimeler arasında mutlaka bir boşluk bırakılacaktı. Şimdi buna göre kitap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane kelime var çocuklar. Kelimelerde anlamlı, anlamsız hepsini sayıyorduk. Bazen ayrı yazıldığı zaman mi, mı, de ve ki'ler de çocuklar kelimelerden sayılıyordu. Şiirin birinci kıtasında 17 kelime vardır. Belki daha önce hiç görmediğiniz bir şey yaptım. Ne yaptım çocuklar? Kelimelerin altlarına işaret yaptım. Tırnak işaretine benzer bir işaret, ama bu tırnak işareti değil çocuklar. Bu işaret denden işareti ve bu işaret yukarıdaki kelimelerin aynısının okunmasını istediğimiz zaman yazmak yerine denden işaretini koyuyoruz. Denden işaretini kullandığımız yerde yukarıdaki satıra bakarak burada yazılması gerekeni okuyoruz. Mesela şurada bu satıra bakalım. Şiirin birinci kıtasında 17 kelime vardır şeklinde okunacak çocuklar. Yani denden işareti yukarıdaki sözcüğün aynısının okunacağını, yazılması gerektiğini anlatan işarettir. Evet çocuklar, okuma anlama etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki çalışmamıza kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.